Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Isparta Sütçüler'den devam ediyoruz. Yanımızda Canlı Alabalı işletme sahibi İsmail Can Bey bulunuyor. Merhaba İsmail Bey. Merhabalar Gülay Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Buraya geldik. Daha iyi olduk. Çünkü sevgili izleyenler muhteşem manzaranın içine, doğanın içinde çok güzel bir işletmedeyiz. Tabii ki Alabalık bahsi konumuz değil mi? Evet. Evet, biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Firmamızdan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Isparta Sütçüler Çandır Köyü'nde Yazılı Kanyon mevkiindeyiz. Burada güzel bir akarsuyumuz var. Bu akarsuya babam Alimcan kurucusu olarak 96 yılında Alabalık işletmeciliğine başladık. O zamandan bu zamana kadar devam ediyoruz. 98 yılında restoran ihtiyaç oldu. Babam kurucu olarak ona da şey yaptı ama geçtiğimiz senelerde bana devretti işletmeciliğini. Tabii hep beraber burada bir aile olarak yine yaşıyorsunuz. Yine yaşıyor, devam ediyoruz. Çocuğumuz, çocuğumuz, torun, tombalak hep beraberiz. Aynen güzel. Güzel bir aile işletmesi olarak misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel ifade etti beyefendi. Sevgili izleyenler, babası Alim Bey değil mi efendim? Tabii ki Alimcan. Alimcan Bey'in kurmuş olduğu bu işletmede şimdi kendileri destek olaraktan bir aile şirketi olarak devam ediyorlar. Gerçekten doğanın içinde muhteşem, güzel bir yer ve tabii alabalıklarımız var. Sadece alabalıklarımız yok. Aynı zamanda restoranlarımız var. Kanyonumuzun bağlantısı olan bir yerdeyiz. Ve de biz alabalık haricinde de burada tabii ikramlarımız oluyor değil mi? Çocuklarımız tabii bazen balık yemiyorlar. Bahseder balık misin? Yemeyenler için tavuğumuz güveçte soda şeklinde tavuk yapıyoruz. Çok güzel. Köftemiz var isteyenlere. Yanında tavuk, köfte ve balık olarak menümüz devam etmektedir. Tatlılarımız neler var? Tatlımız helva yapıyoruz. Tayin helvası olmazsa olmaz balıktan sonra. Zaten çok severler biliyorsunuz onu. Evet. Mevsim meyvelerimiz var. Yanında çorba da ikramımız oluyor tabii ki. Özellikle kışın daha çok tercih ediliyor değil mi? Tarhana çorbamız çok lezzetli. Zaten biliyorsunuz tarhana çorbası meşhurdur ve şifa niyetine içini. Evet. Diyorsunuz ki özellikle kış aylarında daha çok tercih ediliyor. Çünkü burada sevgili izleyenler hem açık alanımız var, açık restoranımız var. Hem de kışlık kapalı restoranımız var. Yani gerçekten doğanın içinde muhteşem bir işletme diyebiliriz. Tabii ki kaç kişilik kapasitemiz var? Çeşitli etkinlikler için uygun güzel bir yere sahipsiniz. Şu anda açık olan restoranımız 250 kişi kapasiteli. Kapalı olan restoranımız da 100 kişi kapasiteli devam edebiliyor. Yani aynı anda 100, orada 100, burada 250 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Tabii sizin bir özelliğiniz var. Sadece bir restoran işletmesi yapmıyorsunuz. Aynı zamanda alabalık tesisimiz var. Biraz bahseder misiniz bu balıklarımızı nasıl üretiyoruz, nasıl onları besliyoruz, nasıl sofralarımıza getiriyoruz? Alabalık temiz suyu seven bir balık. 9 ila 16 derece suda gelişimi en güzel, en hızlı şekilde. Buranın suyu da bizim şansımıza tam 9 ile 16 derece. Türkiye genelinde çok güzel bir suya sahibiz. Evet. 9 ila 12 ay boyunca yemleme ve diğer işlemlerden, bakım işlemlerinden geçtikten sonra 12 ay sonra soframıza gelecek boyuta ulaşabiliyor. Ay, o zaman bayağı uğraşıyorsunuz yani burada. Tabii yani canlıyla uğraşıyoruz ve değil sıfırdan mi uğraşıyoruz. Çok zor bir 11. ay ile 2. ay arasında salımını yaparız. Yumurtalarımız var. Evet. Ondan sonra yumurtadan itibaren küçük yavru yemlerimizle yem alıştırıp devam ediyoruz. Süreç 12 ay boyunca devam ediyor. Yani o lezzetli yediğiniz alabalıkların sevgili izleyenler sofralarınıza gelmesi gerçekten çok zormuş. Yani kolay değil. Tamam, lezzeti farklı, güzel ama en az bir 9-10 ay, hatta 1 yıl yakın bekliyorsunuz onların büyümesi için, beslenmesi için. Ondan sonra lezzetli bir şekilde yaz kış yiyoruz değil mi? Evet, tabii ki. Peki sizin firmanızın, işletmeniz özel neler? Neden sizi tercih ediyorlar? Neden Canlar Alabalık tesisiniz? Çünkü biz çok suyun başında ve temiz. Biliyorsunuz çok zor dönemlerden geçtik. Temizlik tabii çok önemli. Hijyen pandemiden de çıktık yıllar evvel. Öyle alabalık çok sağlıklı bir besin. Çok sağlıklı bir yiyecektir. Kalbe giden yol balıktan geçer diye bir sözümüz var biliyorsunuz. Sağlığın başı olduğu için ve ucuz. Buna herkesin ulaşabileceği bir et. Peki çeşitli etkinlikler için, çünkü restoranımız bunun için gayet müsait. Hem açık hem kapalı alan için. Ne kadar önceden sizi ararlarsa, mesela diyelim gruplar geliyor. Çünkü biliyorsunuz turistik bir yerdeyiz. Çok fazla gruplarımız geliyor. Hem Türkiye'nin her yerinden sevgili izleyenler, tabii Isparta'da çok sevdiğimiz bir ilimiz. O yüzden buraya gelen çok kişi oluyor. Hem Türkiye'nin her yerinden hem de yurt dışından gelen gurbetçilerimiz ve misafirlerimiz için gruplar da gelebiliyor. Ne kadar önceden size bilgi verirlerse daha güzel bir hizmet almış olurlar. Bize bir hafta en azından önceden bilgi verirlerse biz ona göre hazırlığımızı yapıp gelen kişileri mağdur etmemeye çalışırız. Evet. Elimizden geldiğince eğlenmeyiz. Burada dediğiniz gibi dağcılık, su sporları, yürüyüş, çok güzel.
Yazılı Kanyon Milli Parkımız buraya çok yakın, 500 metre ileride. Ooo, lokasyon çok güzel. Türkiye'nin en derin kanyonlarından birisi. Güzel bir gezilip görülesi bir yer. Tarihi Kral Yolumuz buradan geçer. Çok güzel. Yani çok güzel bir lokasyondayız. Hemen arkamızda Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kamp alanı var. Burada kamp yapabiliyorlar. Yaz-kış. Güzel. Tabii yaz-kış. Güzel orada yerleri, her türlü işletmeleri karşılayacak, isteklerini karşılayacak her şey mevcut. Yani evet, gerçekten sadece bu Alabalık deyip geçmeyeyim sevgili izleyenler. Alabalık tesisimiz var, restoranlarımız var, butik otelimiz de var galiba. Tabii, butik otelimiz ondan var. Da bahsedelim isterseniz çok kısa. Burada küçük, güzel 8-10 odalı bir butik otelimiz kalmak var. Kalmak isteyenler için. Kalmak isteyenler için. Evet. Aile için genelde. Evet, tercih aile işletmesi. Siz de ailenize kalıyorsunuz tabii, biz ondan. Ailemize kalıyoruz. Güzel aile, böyle hep beraber aile olarak. Hijyen en önemli şeylerden bir değil mi? Kesinlikle. Özellikle pandemiden çıktığımız için. Temizliği çok önemli, temizlik. Her şey temizlik. Sağlık, sağlığın başı temizlik. Her şey oradan geçiyor. Ve tabii bir aile işleri, bir aile babası olmuş İsmail Bey de programımıza başlamadan evvel şunu söyledi. Kendi aileme ve çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şeyi burada gelen misafirlerimize ikram etmiyoruz. Çünkü hepsi bizim ailemiz. Biz ne yiyorsak onlar da bizimle aynı şeyleri yiyip, aynı doğayı, aynı atmosferi, soluğunu çekip, aynı şekilde burada keyifli zamanlar, saatler geçirebiliyorlar. Çünkü güzel bir işletmemiz var. Çocuklara da gelip burada keyifli zamanlar geçirebilirler değil mi? En azından yorgunluğumuzu, stresimizi atmış oluruz. Ya çocuklar için burası vazgeçilmez bir nimet, cennet kesinlikle. Evet. Çok güzel ifade ettiniz efendim. Peki son olarak izleyenimize neler söylemek istersiniz? Buyurun alalım. Kesinlikle balıktan vazgeçmeyelim. Sağlık için balık diyorum. Evet. Kalbe giden yok, balıktan geçer. Ve tabii ki doğru yerlerde yemek gerekiyor sevgili izleyenler. Balık deyip geçmeyelim. Bunların üretim aşaması çok önemli, doğru beslenmesi çok önemli, bakımlarının doğru yapılması çok önemli. Çünkü gıda zehirlenmesi denen bir olay var. Bunları yaşamamak için işin ehli, yıllarını vermiş Alim Bey ve tabii ki İsmail Bey gibi değerli insanlara en azından güvenerek ailenizle, eşinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla huzurlu, sağlıklı, keyifli zaman geçirmek istiyorsanız en güzel adreslerden biri diyoruz. Lokasyon olarak da her bölgeye yakın doğa aktiviteleri yapmak istiyorsanız kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. İsterseniz aktivitelerinizi yaptıktan sonra yemeğinizi hem gününüz hem akşam olarak yiyebilirsiniz. Yeter ki siz görmek isteyin, gelmek isteyin, çıkın çıkın gelin diyoruz değil mi? Kesinlikle bekliyoruz. Evet. Beğenmiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz efendim size. Ben size çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Ağzınıza, elinize sağlık.